Tarih herkesin aldığı tutumla yargısını verir. Biz açık bir şekilde bu saldırının Türkiye'ye dönük olduğunu söylüyoruz. Ve bu saldırıyı kimler yapmışsa, nasıl planlamışlarsa onlara karşı da bütün bir Türkiye'nin omuz omuza mücadele etme kararını göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Buradan bütün partilere çağrıda bulunuyorum. Dört partiye de, mecliste grubu bulunan partilere. Hatırlarsanız bundan birkaç gün önce, ilk tur görüşmeleri bitirdikten sonra, yaptığım çağrıda teröre ve şiddete karşı dört partinin genel başkanları olarak ortak bir deklarasyona imza atalım diye çağrıda bulunmuştum. O zaman böyle bir terör saldırısı yoktu. Ama yüreğimizden gelen bir ses, Türkiye'nin her türlü tehdide karşı ortak bir tavır sergileme ihtiyacı içinde olduğunu söylüyordu. Aslında yıllardır bu böyle. Şimdi bu noktada eğer dört partinin genel başkanları olarak tam da hükümet ortaklığı çabası içine girmişken, Türkiye 7 Haziran'dan sonra birçok gerilim, kriz beklenenlerin aksine tam bir siyasi olgunlukla bütün parti genel başkanlarına bu anlamda da yürüttüğümüz temaslarda gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu saldırının hedefi Türkiye'dir, Türkiye demokrasisidir, Türk demokrasisidir diyorsak, şimdi dört genel başkanın da bir araya gelerek ortak bir deklarasyona imza atmamız lazım. Ben bunu yapmaya hazırım. Daha olayın olduğu anda partimi ve hükümetimi suçlayanlara da seslenerek söylüyorum. Nerede ne tedbir alınıyorsa alacağız. Hangi ortak tavırda bulunmamız gerekiyorsa bulunacağız. Hem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, hem de AK Parti Genel Başkanı olarak, bütün parti liderlerine gün bugündür diyorum. Bu DAEŞ terör örgütü başta olmak üzere, hangi terör örgütü Türkiye'yi hedef almışsa, hangi terör örgütü kamu düzenini, halkımızın özgürlüğünü, güvenliğini hedef almışsa, işte meydan bu meydandır. Siyaset, erdem, hikmet bugünlerde belli olur. Grup başkan vekillerimi talimatlandırdım. Bütün parti grup başkan vekilleriyle görüşecekler. Olumlu bir cevap almamız halinde yarın dört partinin genel başkanları olarak bu deklarasyonla hem bu terör örgütlerine karşı hem dünyaya yönelik olarak en doğru mesajı vermiş oluruz. Ümit ederim ki bu çağrımız karşılıksız kalmaz. Ümit ederim ki partiler veya değişik siyasi ideolojilere sahip olanlar bu terör olayları üzerinden bir siyaset geliştirmek yerine bu terör olaylarına karşı ortak bir tavır sergileme iradesi sergilerler. Biz buna hazırız.